Efendim gıybet programına hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi Doya Doya Moda programının iki olaylı. İkisi de olaylı yarışmacılar. İkisi de diskalifiye oldu. Bütün detayları soracağız. Efendim hoş geldin aşkım, hoş geldin. Hoş bulduk bebeğim. Kurban olduklarım nasıl değil misin? Çünkü güzel güzel sohbet edelim. Bomba gibi, biz seninle daha önce çekim yapmıştık. Evet. İlk defa iki kişi yapacağız. Aynen öyle. Zeynep'le de beraber yarıştık Zeynep zaten. Zeynep ve Gamze bizlerle. Ne dedikodular? Ay daha biz bu arada başlamadan aslında birçok şeyi konuştuk ama olsun. Size rap paylaşacağım şeyler var tabii. İlk önce bir şunu sormak istiyorum. Doya Doya Moda programına neden katıldın? Daha önceki sezonları izlemiştim ama bu sezon bir değişikliğe gidilecekti. Dedim ki, kızım burada sen konuşturursun tarzını. Vay. Katıl dedim, millet bir tarz görsün dedim. Vay. Katıldım. Bu arada ilk seçilen yarışmacı da benim. Doya Doya Moda. İlk kastları benim. Daha önce de katıldığım programlar var biliyor. Herkes zaten beni kısmetse olurdan ya da işte benim stilimden tanıyor. Yani hayatıma tekrardan bir renk gelsin istedim. Yeni çıkaracağım ürünlerim ya da bu kimle alakalı kendimce tekrardan ekran biliyorsunuz. Reklam amaçlı kullanılan bir yer. Tekrardan böyle biraz hareket gelsin hayatıma diye, sosyal medyama diye. Böyle katılmak istedim. Kendime o adrenalini, o şeyi yaşatmak istedim. O yüzden katıldım. Katıldığınızda pişman mısınız? Ben pişman değilim. Güzeldi, iyiydi. Belki Gülşah'la alakalı problemlerimiz olmasaydım bir süre daha devam edebilirdim. Ama maalesef anlaşamadık biliyorsun. Gideceğim o konuları. Sen pişman mısın? Ben hiç pişman değilim. Çünkü benim gerçekten artık ailem olmuştu. Zaman ilerledikçe dedim ki, evet kızım sen bu yolda şampiyonluğa doğru gidiyorsun dedim. Ama? Ama bir tane bebe yüzünden işte. Kibar kızım. Olsun aşkım. Geleceğiz o konuda. Hepsini detaylı soracağım ama şunu soracağım Gamze sana. Senin gözünde Zeynep nasıl biri? Şöyle normalde ben bu programa girmeden önce Zeynep'le alakalı çok dolduruldum. Programa hani birileri hakkında bir fikrin olur ya. Tabii ki. Kendimce benim Zeynep'le alakalı fikirlerim vardı. Gitmeden önce dedim ki o an. Ya işte bu kıza kaçık olurum. Ben kesin o da beni sevmez. Tam da zaten enerji vermek diye bir şey var ya. Nasıl enerji verirsen karşı taraftan onu alıyorsun. Tam da öyle oldu. O beni sevmedi. Ben onu sevmedim. Çünkü birbirimize laf atışmalarımızdan ötürü ya da o verdiğimiz kötü enerjiden ötürü. Ta ki yaşadığım, ben kötü bir şey, bir durum yaşadım. Orada yaşadığım olayda onun bana yaptığı o anki, ki orada kimse oralı olmadı. Zeynep yanımda oldu. Orada hani bazen insanların anlık duyguları, gerçek duyguları, gerçek karakterleri anlık çıkar Berkay. Orada da ben Zeynep'in gerçek karakterini gördüm. Ya o an dedim ki gerçekten anlatılıyor, bir sürü şey söyleniyor bu kız hakkında ama gerçekten öyle bir kız değilmiş. Sonrasında zaten güzel arkadaşlığımız oldu, evet. Senin gözünde Gamze. Ben Gamze'yi hiç tanımıyordum. Şöyle, isim olarak biliyordum ama bir de ben o hafta iki gün yoktum. Evet, evet. Gamze iki gün oradaydı, yani. Evet ve ben iki gün yoktum. Sonrasında geldim ve bizim değişik bir tanışmamız oldu. Böyle tam dans okulunun önünde böyle. Zeynep sen misin dedi. Ben de evet benim falan böyle. Değişik bir şeyle başladık böyle. İşte benim de orada direkt Zeynep'e kurul. Hani evet. O genel bir kurulmamla alakalı ona o artık nasıl bir enerjiyle şey dediysem. Sen Zeynep kimsin diye aynı olarak. Direkt yani böyle ilk tanışmamız. Sonrasında çok gıcık oluyordum. Aşırı. İnanılmaz gıcık oluyordum. Ve bunu hep söylüyordum. Hep seni göndereceğim buradan diyordum. Sürekli bunu söylüyordum. Ki Gamze'yle çok burun buruna geldik. Öyle böyle değil yani. Biz bizim gördüğümüz belki. Bu, evet gördüğümüz ve bunu görmediğiniz kısmı da olmadı. Ama Gamze'nin de dediği gibi o an yaşadığı an böyle o an her şey bitti. O ağlaması, oradaki o şeyi. Ben de böyle her şey silindi bir anda. Silindi ve o an Gamze böyle elimi o kadar sıkı tuttu ki bırakamadım yani. O an böyle içimdeki her şey ona karşı değişti. Dedim ki ya ben ama o bir şey söyleyeyim bizim anlık, benden yana bir şey var dedim yani. Anlık bizim duygularımız değişti. Evet. Gerçekten o an. İnan bana biz ikimiz de bence birbirimizi sevmiyorduk yani. O an çok enteresan bir şekilde nasıl oldu? Şimdi çok hani ekrana da belki hızlı yansımış olabilir. Evet. Yani ne oldu bunlar bir anda böyle oldu olmuş olabilir ama biz böyle anlık bir şekilde böyle birbirimize şey sevgili gibi yelkenleri gerçekten öyle oldu bu arada. Yelkenleri parayı indirdik. Evet. Sonra zaten güzel bir şekilde arkadaşlarımız bırak. Keşke Jack'inizi kalsaydım da uzun sürseydi. Valla ben senin kanalını çok isterdim. Şimdi benim anlattı zaten dedi ya hani ben oraya ailem gibi görüyordum falan diye. Benim mesela oraya karşı böyle bir bütünleşmem yoktu da zaten.
olmasını da planlamıyordum ama bana göre Zeynep'in oraya karşı bir bağlılığı vardı. Ha, ben kesinlikle tarz bir kadın olduğumu düşünüyorum. Bundan yana hiçbir şüphem yok ama ben finale kalma durumunda çok kendimi şey görmüyorum ama bence Zeynep oraya bir bağlılığı vardı, kalırdı yani. Eğer olay olmasaydı kesinlikle kalırdı diye düşünüyorum. O zaman şunu sorayım. En sevdiğiniz jüri kimdi? Gamze. Önce Gamze cevap. Yani sevdiğiniz jüri derken ben Yasemin'i çok önceden tanıyordum. 6-7 yıl önceden tanıyorum. Uğurkan Bey'le zaten daha önce başka bir programda beraberdik. Oradan bir tanışmışlığımız, diyaloğumuz var. Serdar Bey'i bir yerden tanımıyorum. Buradan gördüm. Gülşah'la alakalı da olan olayları zaten az buçuğunu izlediniz. İzlemediğiniz bölümler de var. Biraz daha birbirimize yakınlaştığımız olayın büyüdüğü bölümler de var. Kendisi benden 10-15 yaş büyük sanırım. Öyle biliyorum. Bana göre kesinlikle tavırları ve uslubu hoş olmayan bir kadın. Herkes bu hayatta sorunlar yaşayabilir. Herkes bu hayatta ailevi ya da arkadaşlarıyla ilgili problemler yaşayabilir. Ama ne olursa olsun hepimizde biri yarattı. Allah. Bizi Allah yarattı. Kimse kimseden üstün değil. Ben bugün çok değerli bir sanatçıyla da otursam ya da çok değerli bir ünlüyle de otursam bana öyle davranamaz. Ya da davranmaz. Zaten kendini bilen insan insanı eziklemez. Bak, jüri olmak okey. Sen jürisin. Ben zaten yerimi kabullenip, o koltuğa oturmuşum. Zaten ben o durumu kabullenmesem o koltuğa oturmam. Ben o durumu kabullenmişim, o koltuğa oturmuşum. Ama sen beni böyle sürekli yerin dibine sokacak şekilde konuşmalarda bulunamazsın. Yani böyle bir uslup, böyle bir durum yok. Mesela herkesin hassas olduğu konu var ya. Zeynep az önce ne dedi? Yani sen karşı tarafa bir şey yapıyorsun ki karşı taraf çıldırıyor. Ben de ne olursa olsun insanların böyle kendini kaf dağılığı görmesine tahammül edemiyorum. Yani Gülşah da inanılmaz derecede böyle geziyor. Böyle bir şey yok. Yani böyle bir insan, böyle görmediğiniz bir... şeyler de var o zaman. Biz aslında jürilerle çok fazla diyalog yapmıyorduk. Çekim, hadi çekim denildiğinde hemen içeriye geçiyorduk. Biz çoktan hazırlandıktan sonra jüriler geliyordu, oturuyordu. Belki 5 dakika orada jürilerle diyalogumuz oluyor. Şahsen birbirimizi tanımıyoruz. Mesela işte benim stilimde öyle değildi. Biz arada jürilerle konuşuyorduk, makara yapıyorduk, sohbet ediyorduk. Bayağı bir içli dışlıydık. Kerimcan vardı o zaman. Hani hepimiz, İnan Asert vardı. İnan var ya, onlar da ünlü, onlar da sanılıyor. İnan var ya, o kadar tatlı bir diyalogumuz vardı ki. Hani bu her türlü ekrana yansıyordu. Burada sanki yani Gülşah'a böyle şey biri bir yere koymuş. Hepsi ona de kimse... genellemeyelim. Bence ha, evet, hepsi değil. Yani, sanki ona biri bir yere koymuş da hani onunla selam verirken bile dikkat edecekmişsin gibi davranıyor. Yani böyle bir şey yok, anladın mı? Böyle bir tutuk, böyle bir... Önce o her önüne gelen yazan sevgilisine dikkat etsin. Mesaj attı bu arada bana da. Evet. Bombay! Ben de hani içeriden tanıdığı birine gönderdim. Al dedim. 60 benim işim olmaz. Muhatap olmam. Şok. Evet. Bak bu hakikaten bomba oldu bu arada, doğru. Bunu bilmiyordum. Bunu ben de bilmiyordum. Ama öyle yani. Ben kendisini sevmiyorum. İlk girdiğim gün aslında dışarıda böyle benim ona karşı bir sempatim vardı. Hatta ilk gün sen, iki gün yoktun. Ben ilk iki gün şöyle söylemiştim. Dedim ki yani kendi ayaklarının üzerinde duran bir kadın ne olursa olsun. Ay ben bir de onu bilseniz nereden tanıyorum size bunu. Kamera arkasındadır. Çok olacak. Hani kendi ayakları üzerinde duran bir kadın, mücadele eden bir kadın, her zaman çalışan ve üreten kadınların sonsuz saygısı var. Ona da benden büyük olduğu için ona da bir saygım vardı. Ta ki gerçekten yakinen karakterini görene kadar. Bana göre tamamen offside bir kadın. Demet Akalın diye benim resimlerimi falan beğendi. Onunla ilgili bir şeyler paylaştım ya. Aynen. Yani bana göre tamamen offside bir kadın. Hayatımda asla böyle biri olmam. Yani kesinlikle o, ki farkındaysanız ben şeyi gördüm. Bir yere konuşmaya çıkmış sanırım, değil mi? Bir yere konuşmaya çıkmış. Ben tamamen bunun tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Çünkü o kadar çok Gülşah şu an o kadar çok şey oldu ki, hedef oldu ki. Çünkü herkese kötü davranıyor. Sana söyleyeyim Zeynep. Gamze'ye sordum, bayağı bana uzadı. Çünkü bir sürü bombalar aldık. Senin en sevdiğin jüri kim?
Yasemin. Tahmin ettiğim gibi. Şöyle, üçüncü gün Yasemin'le biz birbirimize girdik. Programın ilk başında üçüncü gün. Daha tabii hiç tanımıyoruz birbirimizi. Bana bir yerde şey dedi, vizyonsuz dedi. Ve ben de orada, ben öyle olduğunu düşünmüyorum diye yine bir çıkışta bulundum. İlk kavgamdı. Tabii o zamanlar toyum. Böyle bir ortamımız olmuştu. Ama ilerleyen günlerde tanıdıkça... Ya inanılmaz bir enerjisi var. İnanılmaz. O kadar tatlı ki. Ve mesela Gamze dedi ya hani kimse kimseyle konuşma. Yasemin'de o yok. Yanımıza gelir, konuşur, sohbet eder, nasıl olmuşum falan böyle hani. Direkt çok içten, candan olduğu gibi bir kadın. Ama Uğurkan Hoca'yı da çok seviyorum. E tabii. Onu böyle hayatımda çok farklı bir yere koydum. Bana çünkü hep babam anımsatıyordu. İlk diyalogumuz da öyle olmuştu. Gerçekten ben ona her sarıldığımda babama sarılıyormuşum gibi hissediyordum. O yüzden yeri var. Babacan tavrı da var ya. Çok ayrı ve evet. Burada kendisini çok öpüyorum gerçekten. Yani. Çok çok öpüyorum. Sevmediğim. Ya sevmiyorum dediğim kimse yok aslında. Şöyle söyleyeyim. Hepsinin ayrı ayrı yönlerini seviyorum. Gülşah'ın güçlü oluşumu seviyorum. Yere sağlam basmasını evet. Seviyorum mesela. Serdar Bey'in saflığını, temizliğini seviyorum. Öyle mi gerçekten? Bize de öyle yansıyor bu arada. Kesinlikle öyle ve yemin ediyorum kesinlikle çok fazla bir adam bana göre. İnanılmaz fazla bir adam. Gelecekten gelmiş gibi hissediyorum ben onu. Mesela şey 216 falan diyorlar. Evet, evet. Gerçekten öyle biliyor musun? Vallahi inanılmaz o vibe'ı alıyorum ondan. Ama böyle ya şunu sevmiyorum diyebileceğim kimse yok benim için. Gelelim Gamze, senin diskalifiyeni. Aslında konuştuk biraz ama... Evet, diskalifiye olduktan sonra... Diskalifiye olmadım hayatım ben. Bunu can açıkçası getirir misin? Evet. Ben diskalifiye olmadım. Diskalifiye demek, cuma günü elenen kişiyi belirleyip diskalifiye etmek demek. Ya da herhangi bir problem yaşayıp, Zeynep'in olduğu gibi herhangi bir maalesef olmaması gereken bir problem yaşayıp diskalifiye olmak. Ben diskalifiye olmadım. Ben artık... Gülşah'ın o tavırlarına tahammül edemediğim için anlık, inan bana anlık oldu biliyor musun? Planlı değildi değil mi? Herkes, bana, bir şey değildi. Bence herkes şok oldu, ben evet, de şok. Ben şok oldum. Yukarıya çıkıp tüm eşyalarımı o aceleyle alıp dışarı çıkıp arabaya oturduktan sonra kendi kendime dedim ki Gamze. Sen ne yaptın? Ne yaptın? Anlık. Hani orada bana böyle dın geldiler, dedim ki ne yapıyorsun? Şey dedim kendi kendime, kim dedim ya? Kim bunu ne yapıyor? Benimle nasıl konuşuyor dedim ya bu. Hani bu şekilde benimle konuşamaz. Buna müsaade etmeyeceksin daha fazla dedim. Daha fazla evet hayallerin olabilir, hedeflerin olabilir, isteklerin olabilir. Ama dedim bu kadının sana bu şekilde konuşmasına müsaade etmeyeceksin. Kesinlikle o an, o anlık kartımı çıkarttım, bıraktım. Sonra benim zaten ben yukarıya çıktım, yapımcılar yönetimler yanıma geldiler. Tabii ki de sonuçta bu ilerleyen akış esnasında kesinlikle orası. Aynen. Bir konuşulma geçişinde aramızda ama ben o an o sinirle daha fazla devam etmemem gerektiğini düşündüm. O hafta koli ben alacaktım. Bence kesinlikle alacaktım. İyi gidiyordu. En iyi o gidiyordu. Evet. Yok, ben hesaplamıştım puanlarını. En yüksek Gamze'nin. İyi gidiyordu. İyi gidiyordu. Alırdım da koliyi. Sonra kendi kendime ne yaptım biliyor musunuz? Çıktım, arabaya bindim. Ertesi gün sabah uyandım. Kuyumcuya gittim. Dedim ki kız onlardan alamadığım koliyi kendi kendime aldım. Gittim kendime altın koliyi aldım. Yani öyle anlık bir şekilde gerçekleşen bir olay. Yani bu tesis için duymadı zaten o. O an ben podyumlarında mı şey dedim? Gamze. Gamze diyorum o an ve... Ya, duymadım hani bir şey anlattım bize kamera arkasında duymadım. Asla İnan bana duymadım. Biliyorum ama o an ifadeden ben anlatamadım. Ben o an şok oldum. Bak ben o an şöyle oldum. Bu dedim... Evet böyle oldu? Bir durdu o an böyle bir. Kalmıyor. Dedim benimle bu şekilde neden konuşabiliyor ya da neden konuşuyor? Ben bunu hak edecek ne yapıyorum? Belki benim de üslubum sert olabilir. Belki benim de konuşma tarzım sert olabilir ama... Hep saygı çerçevesi içerisinde konuşuyoruz evet. Orada işte Gülşah Hanım, Serdar Bey, kesinlikle. Yasemin Hanım, bizde. Yasemin bizden yaş küçük olmasına rağmen gene evet, de onlar oraya oturuyorsa, biz bu koltuğa oturuyorsak olması gereken bir diyalog vardır evet. Ve o diyaloğu korumak zorundasındır. Mesela ilk kavgamızda da bana şey demişti, seviyeyi iyice yerlere düşürdün demişti, orada da çıldırdım mesela. Yani bunlar böyle hep tahrik edici cümleler evet. Olduğu için karşı tarafta affedersin yani haşa Allah değil ki pus pus oturasın. Ben oturamıyorum. Benim bir yere kadar durabiliyorsun. Yani evet benim karakterimde böyle bir şey yok. Susamıyorum. Hakkımı da bir şekilde savunmaya geçiyorum.
tüm halkı da senin yanında oldu. Oldu, evet. Yani zaten bu durumumuz magazine falan bayağı dönüştü. İnanılmaz destek mesajı aldım. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum yanımda olduğunuz için. Olmasaydı devam ederdim. Aha, oldu. Anlık da olsa böyle bir keşke yapmasaydım dedin mi sonrasında? Şöyle dedim tabii ki de. Niye dedim? Sana onu söyleyeyim. Programdan çıktığım için pişman değilim. Ama kendimce gidebileceğim bir nokta var. Evet. O noktaya gidemediğim için kendime kızdım. Yani dedim keşke önemsemeyip yola devam etseydin dedim. Bir süre daha istediğin yere gelene kadar devam etseydin dedim. Ama olmadı, nasip. Peki davet edilirsen tekrardan programa katılır mısın? Evet. Gelelim senin. Artık bu sefer ne olur bile. Ben de yokum. Ben de yokum bu. Gelelim senin diskalifiye yani. Aklıma geldikçe hala sinirleniyorum. Gerçekten aklım hala yapmadıklarımda. Az bile yaptım. Çok az yaptım. Yemin ediyorum. Böyle o anı tekrar dönsem gerçekten böyle yapabileceklerimin haddi hesabı olmazdı yani. İnan ki olmazdı. Çok şey bir yerde bıraktım böyle. Keşke devam etseydim. Keşke etseydim. Çok pişmandım. Yani Allah beni de bir yerde karşılaştırdı. Dinledik kesinlikle. Ben yanında olsaydım ben de kendisine destek olurdu. Ondan eminim. Böyle bir destek olurdu. Gerçekten eminim yani. Beraber el ele tutuşuyor. Böyle çıkardık adama. Evet, seni yapalım. Tekrardan sizdeyiz. Alışverişten geldik. Makyaj odasında hazırlanıyoruz. Ben, Eda, Esra. Biz üçümüz yan yana oturuyoruz. Arkadaşın işi bitti. Çıktı. Bence adını almayalım, gerek yok. Yok, geliyorlar bana çünkü. Adını andıkça bana geliyorlar böyle. Böyle bir atak geliyor bana sürekli. Neyse, o da geldi dedi ki aynı anda dedi hem makyajı hem de kuaförü kullanamazsın dedi. Senin işin bitti dedim. Senlik bir şey yok şu an. Hazırlandım ve çıktım. O yani hazır bitmiş. O hazır bitik o oraya sataşmaya geldi. Yani direkt onun amacı gel, orada kavga dön. Çıkartmak, gel beni parçala. Bundan öncesinde de onu defalarca uyardım. Çünkü geldiği ilk günden beri sürekli benim üstümde. Belli ki bana kuruluk gelmiş. Belli beni izlemiş, dersini çalışmış. Demiş ki ya burada kim en güçlü? Bu. Kime yürürsem ben burada iyi reklam yapar patlarım. Bu kıza. Devam mı? Devam. Ondan sonra bir oldu, iki oldu. Dedim ki bak git dedim. Bana sataşma dedim. Bak çık git dedim. Senin işin bitmiş zaten. Geldi konuştu. İşte hayır ben devam edeceğim. Yok işte makyajımın üstünden geçireceğim. Kıza dedim ki tamam bırak. Bırak dedim. Makyajıma devam etmeye başladım. Ondan sonra o arada da hala konuşuyor. Bu sefer Esra'ya döndü. Böyle yaptı döndü dedi ki şşş erkek avcısın. Bunlar yayınlanmayan bölümleri. Erkek avcısı ne demek ya? Yani ne demek? Gerçekten gel beni döv diyor. Şimdi sen kimsin de kalkıp Esra'ya bu kelimeyi kullanabiliyorsun? Yine Esra sabırlı kız. Bu sefer Eda'ya döndü. Böyle evet, yaptı. Çok kavgacı. Kart karı dedi. Aha. Kart karı. Senin aman yaşında kart karı dedi. Kart karı dedi. Ondan sonra bana geldiler tabii. Dedim ki sen ne biçim konuşuyorsun kızım dedi. Sonra döndük böyle yaptı. Dedi ki kızlara dingiller dedi. Orada biplenen bir kısım var ya sadece gördüğünüz kısmı dingiller dedi. Bu sefer ben döndüm dedim ki bak düzgün konuş seni bir daha seni uyarmayacağım dedim. Ben ona öyle demedim döndü ve yaptı. Şşş 300 dingiller. Bu 300 dingil kim olursa? Ben Esra Eda. Zaten 300 dingilleri dedikten sonra benim önümde sprey vardı. Döndüm aldım spreyi fırlattım. Ayağa kalktım dedim ki sen ne biçim konuşuyorsun dedim. Ağır tahrik altındayım. Bayağı. Ben Gamze ile ben burun buruna geldim. Hülya ile burun buruna geldim. Biz orada ne durumlarda burun buruna geldik ama hiçbirimiz bu diyalog bu kadar aşağı, bu kadar iğrenç seviyelerde olmadık. Ondan sonra gene Esra ile Eda beni tuttu. Yerime oturdum. En son konuşmaya devam ediyor. Dedim ki kızım bak çocuğum yaşını nasıl? Çık git bana sataşma. Bu sefer başladı. Cani anne. Cani kadın, sen çocuklarını mı da mı dövüyorsun? Şöyle, böyle. Sonra bir kelime kullandı. O kelimeden sonra bütün herkes bana diyor ki sana ne dedi, sana ne dedi, sana ne dedi. Bana bir cümle kullandı. Üç harfli artık. Böyle söyleyeyim. Evet, anladım. Bunu söyledikten sonra sadece o an tek duyduğum kulağımda bir çınlamaydı. Evlatları için bitmiş. Evet. Bir şey söyleyeyim. Ben söyleyemiyorum. 33 yaşındayım Berkay ve iki çocuğuma tek başıma baktım. Evet. Benimle arkamda zengin bir kocam vardı.
ne parasını yediğim bir adam vardı, ne de beni pohpohlayan biri vardı. Ben dişimle, tırnağımla her şeyi kendim yaptım. Kendim büyüttüm. Ben hem anne hem baba oldum çocuklarıma. Bir tane kendini bilmez bir bebe gelip benim çocuklarıma asla bu şekilde konuşamaz. Ve ben programın en başından beri diyorum ki benim bir kırmızı çizgim var. Biri baba vefat ettiği için. Ailesiyle. Biri de çocuklarım. Yani bunun dışında ben bana söylenen her şeye okeyim. Her şeyi kaldırır hakkından da gelirdim. Ama söz konusu çocuklarım olduğu zaman o an gözüm döndü. Ondan sonrasında zaten temasla bulundum. Olanlar oldu. Asla pişman değilim. Yine olsa yemin ediyorum yine aynı şeyi yaparım. Çünkü ben çok zor çocuk büyüttüm. Kimse bir haddine değil yani. Çok kötü. Ne münasebet yani. Bu niye biliyor musun? Cahil cahil. Gerçekten cahil olmayan biri böyle bir şey zaten yapmaz. Kaç yaşında? Ne demek ya? 20'ydi galiba. Cahil olmayan biri böyle bir şey. Şu an izleyen herkes de eminim sana hak verecektir zaten. Ya ben eminim ekip de senin arkandadır. Herkes arkandadır. Kimse kimseye şey yapamaz yani. Çocuğundan ailesinden annesinden vuramaz. Bu ben yarışma kurmak aynı şekilde senin yanında. Ben gerçekten Gülşah'a çok teşekkür ediyorum. Çünkü o da bir anne ve o kadar çok arkamda durdu ki, o kadar çok beni destekledi ki. Burada desteklenen taraf şiddet değil. Kesinlikle. Onlar farklı yerlere çekilmesin. Çekmeyin. Herkes yazdı ki işte sen kızı dövdün ya arkadaşım. Bak aynı şeyi Elisa'da da söyledim. Neden ama? Bir sor ya, bir karşına al de ki neden sen bunu yaptın? Deli değiliz ya. Deli değiliz. Ben her gördüğüme saldırmıyorum. Ben normalde zaten bu karakterde de bir insan diyelim. İnsanın bir sınırı var Berkay. Gerçekten öyle bir yere getiriyorlar ki böyle. Artık diyorsun ki ya yeter be diyorsun artık. Ben de 4 ayımı verdim ya. 4 ayımı verdim ve ben şampiyonluğa oynayan bir yarışmacıydım yani. Sen kimsin ya? O kadar çok destek aldım ki. Ben çok sivri bir karakterdim. Beni seven kadar sevmeyenim de çoktu. Ama bu olaydan sonra anladım ki herkes bana şunu yazdı. Seni sevmiyorduk ama bu olaydan sonra senin arkandayız. Çünkü niye? Aşkım görüyoruz. Evet. Bunu bir de senin bu anlattıkların bilinmese de gene de haklı haksız bir şekilde iddialı götürüyor. Peki sen davet edilsen geri döner misin? Koşa koşa. Ben yarışmamı yarıda bıraktım. Evet, bayağı. Ben elenmedim. Biz de öyle, elenme yok. Elenme olmadığı için oranın da enerjisi güzel, hedefler, hayaller doğrultusuna gidilir yani. Neden gidilir? Beni başka türlü yollayamazlardı zaten. Hepsine gün doğdu. Yani şöyle bir kısım var. Ben hayatımın her anında şiddete karşıyım. Ki programda da bütün program boyunca her şeyde bunu hep kullandım. Kadına şiddet, kadına şiddet, kadına şiddet. Herkesin arkasında durdum, destekledim. Dedim ki hayır, güçlü kadınlar. Şiddet yok. Hiçbir zaman. Ben şiddet yalnız bir kadın değilim. Ben de bir anneyim. İki tane kız çocuğu büyütüyorum. Ben şiddetin her türlüsüne karşıyım. Ama bazen bazı durumlarda bazı şeylerin mecbur. Tutamıyoruz. Evet. Bir de şu çok soruldu. Yaptığınız kombinler, o yaptığınız kıyafetler, giydiğiniz her şey nereye gidiyor? Sizin mi oluyor yoksa geri mi veriyor? Bana da bu en çok soruluyor. Bana da sürekli her gittiğim yerde kıyafetler sizin mi? Evet, hepsi bizim valla. Arkadaşlar evet. Hepsi bizim oluyor. Kız orada o kadar yırtılıyoruz, koşturuyoruz. Bırak o kadarı da olsun yani. O da hakkımız diyoruz. Hakkımız yani o kadar da olsun. Hepsi onlarmış arkadaşlar. Şimdi gelelim dedikodunun geldiği yere. Hay! Şimdi ben size 4 tane isim söyleyeceğim. O isimlerle ilgili bana iyi kötü yorumlar yapma. 4'ünü söyle, ikisini o seçsin, ikisini ben seçeyim. Bunu ben seçeyim mi? Evet, seç ama. İlki sana geliyor o zaman, Hülya. Evet, biliyordum. Biliyordum. Hangisinden başlayayım? İyiden mi kötüden mi onu görüyorum. Canım nasıl istiyorsun? Hülya aslında özünde iyi bir kız. Bence. Ve bizim daha öncesinde zaten arkadaşlığımız vardı. Ama gün geçtikçe hani böyle bazı şeyleri fark edip bir aydınlanma yaşarsın ya, bizim de öyle oldu. Çünkü biraz tanınmaya başlayınca bir baktık ki bizim fasulye sırrı kendini kaybetti. Gerçekten böyle. Bir havalar, böyle bir edalar, evet, ondan sonra o bir... Ne oldu? Ben. Kız sen bir şey değilsin, senin bacak boyunusun. Senin bütün olayın bu. Gerçekten tek artısı bu. Giydiği her kıyafeti taşıyor, askıydı. Bence Hülya ne sandı biliyor musun? Programda o sunucu falan almak istiyor. Programda ona öyle şeyler katacak, hemen ünlü olacak, hemen böyle bir evet olacak.
Ya bence öyle sandığını düşünüyorum. Böyle oldu. Ve o kadar çok saldırdı ki. Çünkü orada en güçlü, en dişli rakibi bendim. O da biliyordu. Bu yüzden zaten gruplaşmalar hep nasıl oldu biliyor musun? Zeynep'in tarafı Hülya'dı. Evet. Hiç üçüncü bir isim olmaz. Aslı. Olmayacaktı da. O yüzden... Ya öyle bir anlatıyor ki... Programda gibi anlatıyor. Bak bir şey söyleyeyim. İnan. Yani ona hislerim asla değişmiyor yani. Gerçekten. Bazen mesela söylüyorlar, diyorlar ki kurgu mu? Yok arkadaş, kurgu yok. Gerçekten sevmiyorum. İnan. Asla sevmiyorum. Programda gibi anlatıyor. Bak böyle karşımda gibi hissediyorum. O kadar yani. Nemrut. İyi yanı ne biliyor musun? Anne oluşu, güçlü ve ayaklarının üstünde duran, çocuğu için mücadele eden bir kadın oluşu. Onun dışında benim için elle tutulur hiçbir yanı yok. Dua etsin ki ben diskalifiye oldum. Dua etsin. Yoksa onu oradan var ya, ailesine baka baka gönderecektim. E hayatım, ben gittim, o kaldı işte. Ben siz bir hiç. Ben de sana sorayım. Esra. Biliyorum. Bunu da biliyorsun. Ya aslında ben orada çok kısa bir süre kaldım. Bana göre ben orada hiç kimseyle zaten arkadaşlık yapayım, ha şöyle bir dolanır olsun bir kafasında değilim zaten. Bu da her tavrımdan belli oluyordur. Esra'yı ben kısmetse oradan tanıyorum. Esra kısmetse olur'a geldiğinde çirkin, vasıfsız, çelimsiz bir şey. Kız öyle de deme, arkadaşım benim şimdi burada. Dur ayol. Allah çıkartacak başını. Ay kavga var. Kanka saçmalama, ben buradayım. Hayır bak sen, hayır. Herkes kendi yorum, tabii ki o senin arkadaşın olabilir. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Sen programda tanıştın. Evet. Ha. Ona, bana göre yani öyle bir kızdı. Evet. Ama ben Esra'yı şu an bulunduğu görsellikle, şu an bu programdaki azmiyle tebrik ediyorum. Yani çünkü o zamanki Esra 2 hafta falan durdu kısmetse olur da. Evet. O zamanki Esra'yla şu an tanıdığım Esra arasında bayağı fark var. Bana göre o zaman vizyonsuz, çelimsiz, kesinlikle bir şey olamayacak biriydi ama şu an gerçekten azim gösteriyor. Ben diyorum ya, her zaman çalışan azimli insanlara saygım sonsuz diye. Şu anki bu programdaki Esra biraz daha mücadeleci, biraz daha böyle hedefi doğrultusunda. Çünkü bizim yani çalışma saatlerimiz ve koşturmacamız yoğun. O tempoya katlanıyor olması ve orada durmuyor olması bence alkışlanacak bir durum. Şu an... Bir de her gün tasarım yapıyorsun bacım. He, tarzıyla ilgili çok fazla bir şey söylemem. Bana göre öyle çok wow, iyi, inen bir kız değil ama sonuçta genel şartlamaya baktığımızda, genel şartlamada orada kalabilmek mücadele istiyor arkasında. Kaç aydır orada olmuş? Onun şu an dördüncü ayına giriyor. Ama Esra da eğlenecek kişilerden biri bence. Gerçekten öyle tam anlamıyla bir farkı doğru düşünüyorum yani ben. Bir diğer isim Aleyna. Onu da sana sorayım. Aleyna ile bir gün şöyle bir muhabbetimiz oldu bak. Aleyna kaç? 22 miydi? 23 yaşında mıydı? Küçük ama. Ben böyle dönem dönem şey olurum. Böyle çok çocuksu ruhani bir hale bürünürüm. Dönem dönem de böyle kadınsı bir hale bürünürüm. Bir gün böyle eğlenceli bir anımdayım. Şaka maka yapıyorum. Böyle espri mespri böyle. Olur ya da olmaz. Konuşuyorum. Aleyna adam bir şey söyledi. Şöyle 45 yaşında bir kadın gibi. Aleyna dedim ki, Allah'ın aşkına dedim, yorulmuyor musun? Yani böyle görünmekten ya da böyle görünmeye çalışmaktan yorulmuyor musun? Niye dedim yaşını yaşamıyorsun? Evet. Niye yaşını yaşamıyorsun? Bu sana 50 yaşında. Öyle zaten, içi de öyle. Bana böyle yaptı. Ay dedi, senin gibi dedi, çocuk gibi olacağıma dedi, böyle olgun görünürüm daha iyi. Buyur. Sadece görünür. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten yani Aleyna'yı buradan çok vuruyorlar ama maalesef bana göre Aleyna kesinlikle ne yaparsa yapsın bu programdan çıktıktan sonra, bak Hülya bir yere gelir ama Aleyna hiçbir yere gelemez. Zaten programda da bir yeri yok yani. Ya. Hülya'nın arkasındaki ikinci evet, kapalı Aleyna... işte. Ya herkes aynı şey. Aleyna bir yere gelebilecek bir... Çok kendince hırslı görünüyor ama Aleyna sen maalesef offside bir kızsın ve vizyonsuz bir kızsın. Yani kişilere gelebilirsin. Bence de popyacı, taklitçi, hiçbir tarzı olmayan, Hülya varken Hülya'yı taklit eden, Tina'yı taklit eden, son zamanlarda bana dönen, ondan ona gezen, hiçbir vasfı olmayan bir çocuk. Şş, bak normalde yüzü güzel, tatlı bir kız. Çirkin bir kız evet, değil. Keşke ne güzelliğin yani. Olsaydı. Yüzü güzel, tatlı bir kız ama büründüğü ya da bürünmeye ama çalıştığı olan... Bu hayat seni yorar güzelim, yorar. Böyle yaparsan daha çok yorulursun ya. Ya o neden biliyor musun? O orada masum kızı oynamak istiyor.
Aslında onun amacı o. Halk tarafından sevilen, masum, tatlı, hep mağdur edilen, hep üstüne gelinen onu istiyor ama onunla uğraşan ağlasa da yok. Benim ben de çok üstüne gittim o, diye. Hani şeker, şekerse gibi kendimi sağırdı mıydı? Hani pop şefeği gibi. Ne işte onun vizyonu o kadar. İşte bir şey söyleyeyim, Aleyna vizyonuna bakmak istiyorsanız pamuk şekeri bölümündeyiz. O gün de bak, o gün de onu var ya, bir gömdüler, kimse beğenmedi. Sonrasında bir ağladı, böyle bir krizlere girdi, şey dedi, çok sıcaktı, terledim, rahatsız oldum dedi. Rahatsız olmadı, hatırlıyorum. Söylenenler sana battı da o yüzden ağladı. O da farkında her şeyin de, işte orada da duyar kastı. Böyle rahatsızlığım var diye, hadi orada. Biz Aleyna'yı da sevmiyoruz yani, çok önemli. Abi bir şey söyleyeyim mi? Yemin ederim ben Hülya'yı yine aynı şeyim var, Aleyna'ya asla. Ben de aynısını düşünüyorum. Asla Hülya, yok yani. Hani bir duruşu var en azından. Evet, Hülya görsel olarak hoş bir kadın. Bana göre biraz kaliteli bir kadın, evet, ama evet. Hülya şey Aleyna kesinlikle vizyonsuz. Asla, bence de kesinlikle bu konuda hemfikir. Son isme geçiyorum. Sen onunla yarıştın mı hatırlamıyorum ama Eda. Ben Eda'yı da ilk başta hiç sevmemiştim. Yapmacık geldi bana. Çünkü Eda birkaç hafta böyle hep kendine bir yer aradı. Bir o tarafa gitti, bir bu tarafa gitti. Şey diyordu, mesela bana en çok bunu soruyordu. Ya sen Esra ile nasıl arkadaşlık yapabiliyorsun? Siz asla denk değilsiniz diyordu. Ve ben ona hep şey diyordum. Esra'yı tanıdığın zaman bunu söyleyebileceksin. Sen Esra'yı tanımıyorsun. Siz farklı yerlerden bakıyorsunuz birbirinize diyordum. İşte son hafta artık bizim tarafımızda olduğu dile getirdi ve bizimle birlikte yol almaya başladı. Onu da böyle çok fazla bir paylaşımımız yok. Son hafta böyle bir şeyimiz olmuştu. Ama ben de onun böyle çok sağlam, ayakları yere basan bir duruşu olduğunu düşünmüyorum. Orada kalıcı olacağını da düşünmüyorum. Sadece bu serüvende gelip geçici bir hevesliyim. Biz orada olsaydı geçer değil ama bence Hülya tam onu soracaktım. İsimler bitti. Şimdi son sorumu sorup bitiriyorum diyecektim. Sizce şu an kim birinci olur? Ben de Hülya diye düşünüyorum ama şöyle, evet, kimse yok. Yani hani ya evet bu kız Hülya ile yarışır ya da bu kız bununla başa baş gider diyebileceğim bir yarışmacı yok yani. Ama şunu da göz ardı etmeyelim. Hülya'nın bir tarzı var. Giyiniyor. Kendine yakıştırıyor gibi. Ben mesela Hülya'nın özel olarak hayat hikayesini de biliyorum. Biz bir konuşmuştuk çünkü. Bana özel, bunu anlatmam burada. Anlatmıştı bana mesela. Yaşadığı hayata göre şu anki duruşu ve tarzı bence hoş. Çünkü normalde onun yaşadığı hayata göre çok fazla bir şey bilmiyor olması gerek. Çünkü bir hayatı varmış. Güzel bir tarzı var. Yani giyiniyor. Giyini de yakıştırıyor. Taşıyor. Evet. Taşıyor ve hani şu an bir rakibi yok orada, o yüzden. Çünkü ben yokum. Bence de Hülya birinci olacak. Evet, Hülya aldı. Ben de öyle düşünüyorum. Hani ilk üçü kazanlayamıyorum ve düşünemiyorum. Direkt Hülya kazanır diyorum. 2-3 kim olur bilmiyorum. Yani, ben Esra'nın da olacağını düşünüyorum. Kalır. Ben kalacağını düşünüyorum. Yani yo inan bak gerçekten onunla alakası yok ama ben Esra'da o azmi görüyorum. Ya azim. Bak bence de değil mi? Esra bunu yapacak. Yani hani belki bir tasarımla, belki bir şeyle ama... Tasarım bacım, sen tasarımcısın. O şey kız kanka bana senarist dediler, tasarımcı. Valla kıza dediler. Finalde Esra'yı göreceğiz yani. Bak demiştiler. Üçüncü olur finalde. Hani inanın olmayacağı kesin bu arada. Üçüncü de yeni girenlerden Elisa olabilirdi bence. İşte olaylar olmasaydı. Evet. Olaylar olmasa gerçekten Elisa olabilirdi. Asla. Birebir de tanımıyorum. Sadece izlediğim ve bu olaylarda karşı, ona karşı böyle, çünkü onu da bir çocuğum gibi gördüm orada. O an ona da o şeyi hissettim. Eğer olsa o da o üçün içinde olurdu diyor. Bitti. Ya bu kadar mı kız? Ay daha yeni başlamış. Her şeyin cevabını verdik. Hala doymadıysanız size de yazıklar olsun diyorum. Bir kez de çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Seviyoruz. Efendim size ne yapıyorsunuz? Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Bizleri Instagram'da takip etmeyi unutmuyorsunuz. Ben bitik.